Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hepimize nasip eder. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Eğer birilerine özenilecekse, birileri örnek alınacaksa, birilerinin hayatı bizim hayatımız olmasını istiyorsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kimseden bahsetti. Ve dedi ki bunlardan biri Allah'ın kendisine verdiği malı, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda harcayıp tüketen kimse. Yani zengin bir Müslüman. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin başında bir şeye dikkat çekti. Dikkat ederseniz ne dedi? Allah'ın dedi verdiği malı. Hani bazen gaflet perdesi kalbimizi örter de dilimizden şu sözler çıkar. Yeteneklerimle elde etmiş olduğum şu gelirler var ya. Benim aklımla elde etmiş olduğum makam ve mevkiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. Allah'ın sana verdiği. Bil ki elde etmiş olduğun şan, şöhret, makam, mevki, mal, mülk, evlat, ne derseniz deyin. Bu dünya hayatında avuçlarınızın arasına bırakılan her şeyin sahibi kim? Allah. Veren kim? Allah. Allah Resulü Aleyhisselam öncelikle buna dikkat çekti. O yüzden genç kardeşlerim hassaten gıpta edeceğimiz kimseler elde etmiş olduğu malı kimden geldiğini bilmeyenler olmayacak. Kendilerine özendiğimiz, hayatlarımız bilmek istediğimiz, onların hayatını kendi hayatımıza adapte etmeye çalıştığımız kimseler, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den gaflette olanlar, ona şükretmeyenler, haddi zatında Allah'a, Resulüne, mümin erkek ve mümin kadınlara düşman olanlar olmayacaklarmış. Burada anlaştık mı? Bizim gıpta edeceğimiz kimseler, ellerindeki bütün servetlere rağmen, makam ve mevkilere rağmen, şan ve şöhrete rağmen bunun alemlerin Rabbi olan Allah'tan geldiğini bilenler, hemen bunun akabinde şükredenler, istikamette sabredenler, Allah yolunda harcayıp malını mülkünü tüketenler olacakmış değerli kardeşlerim. Bakın özellikle bizim gıpta edeceğimiz, özeneceğimiz kimseler Allah yolunda çalışacak ve mağdurların, muhtaçların, kimsesizlerin hamisi için gayret gösterecek. Hamisi olma adına mücadele eden kimselerden olacaklar dedi Nebi Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, Şakik el-Belhi, Belh bugün Afganistan'ın kuzeyinde bir küçük şehir. Geçmiş dönemlerde büyük medeniyetlere beşiklik yapmış bölge. Bu bölgenin alimleri, abidleri, zahitleri meşhurdur. Bu Şakik el-Belhi'nin şeyhi de
İbrahim bin Ethem'dir. Allah ikisinden de razı olsun. Şakik el-Belhi Bağdat'a gidiyor. Önce Cafer-i Sadık'la tanışıyor. Arkasından Ebu Hanife'den, Ebu Muhammed'den, İmam Züfer'den ders alıyor. Fıkıhçılık yönünden çok hadisçiliği ağır basıyor ve Allah yolunda cihad ederken Kulan Savaşı dedikleri İbnül Esir'in bir savaşta şehit düşüyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bakın Şakik el-Belhi iyi bir tüccar aynı zamanda. Şeyhiyle vedalaşmak için buluşurlar. İbrahim bin Ethem'den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra yine aynı beldede karşılaşırlar. İbrahim bin Ethem talebesinin, dostunun, arkadaşının neden bu kadar erken geldiğini kendisine sorunca Şakik el-Belhi der ki ben yolculuğum sırasında bir olaya şahitlik yaptım. Nedir dedi olay? Bu olay dedi beni buraya tekrar geri getiren hadisedir. Şakik el-Belhi dedi ki ben ıssız bir bölgede ilerlerken yani kimsenin olmadığı, canlı varlıkların belki bulunmadığı, yiyecek sıkıntısının yaşanabileceği bir yeri tanımlamak için söyledi. Issız bir beldede dedi ilerlerken kör, ayağı topal bir kuşa rastladım. Gözleri görmeyen, ayağı topal yürüyemeyen bir kuşa rastladım. Bakın şimdi o yüzden dikkatinizi çeksin. Yani rızkın bulunmadığı, kimsenin olmadığı, ona bakıcısının bulunmadığı bir beldede ilerlerken böyle bir kuşla karşılaştım. Baktım ki bir kuş geldi, onun yiyeceğini diyor ona verdi, kayboldu gitti. Dedim ki kendi kendime, ey Şakik, kör ve ayağı topal bir kuşu Allah'ın kudretiyle diyor rızıklandırılıyorsa, kör ve topal bir kuş Allah'ın kudretiyle rızıklandırılıyorsa sana ne oluyor ki diyor Allah'ın diyor kudreti sana yetmez mi? Subhanallah. Ve tekrar geri dönüyor. Bel şehrine geliyor. Ticaretini devam ettirmiyor. Güzel bir örnek değil mi? Tevekkül anlamında. Ama bakın İbrahim bin Ethem rahimeullah talebesinin yüreğini ve zihnini genişletecek şu sözü söylüyor. Subhanallah ey Şakik. Sen diyor. Etrafındaki körleri ve muhtaçları doyuran bir kuş olmak yerine kör ve diyor topal bir kuş olmayı mı tercih ettin? Sen bilmiyor musun diyor. Veren el alan elden daha hayırlıdır. Allahu ekber. Evet biz bugün kör ve topal olmayı tercih edebiliriz. Bir tevekkül anlayışı olarak kabullenebiliriz. Ama bakın İbrahim bin Ethem talebesini ve bizleri neye doğru sevk ediyor? Diyor ki Allah yolunda çalışın, kazandıklarınızı yine Allah yolunda sarf edin, harcayın. O yüzden gençler sizin gıpta edeceğiniz kimseler, özeneceğiniz kimseler, taklit edeceğiniz kimseler, keşke benim hayatım da bu kişinin hayatıyla muvafık olsa, eş değer olsa diyeceğiniz kimseler bunlardan olması gerekmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste devam etti. Dedi ki bir diğeri de hani bunlardan bir tanesi malını mülkünü Allah yolunda harcayan kimseydi. Diğeri kim? Dedi ki Peygamber aleyhisselam Allah'ın kendisine verdiği ilmi hikmetle diyor hükmeden ve aynı zamanda onu başkalarına öğreten kimsedir. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Mace'de geçmektedir. Dikkat edin kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatu vesselam gıpta edilecek iki insanı nerede birleştiriyor bu hadiste? Bir, zengin olmaları ve alim olmalarında birleştiriyor. Dikkat ettik mi buna? Demek ki zenginlik kerih görülebilecek, aşağılanabilecek ve kendisinden vazgeçilmesi gereken bir hastalık gibi görülmeyecek. Nerede? Allah yolunda kullanıldığı müddetçe. Bakın
bu hadisin bir benzeri Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan geliyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Eğer özenecekseniz şu iki kişiye özenin. Kim onlar? Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse. Bu sefer hadis tam tersi. İlk önce zengin vardı, arkasından alim. Şimdi önce alim, sonrasında da Allah'ın kendisine verdiği malı gece ve gündüz harcayan kimse dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Elde edilen Kur'an'ı okuyan, tedebbür ve tefekkür eden, hükümleriyle yaşayan ve insanların yaşaması için onlara öğretilen kimse, öğreten kimse gıpta edilmesi gereken kimselerdendir. Bakın, Mansur bin Ammar isminde, Mansur bin Ammar isminde ki bu da Merv şehrinde, bugünkü Türkmenistan'a çok yakın ticaret şehirlerinden bir tanesidir. Mansur bin Ammar isminde belagatıyla, insanlara yapmış olduğu nasihatlarla, kullandığı güzel cümlelerle meşhur olmuş bir kimse. Hatta bazıları onu Şiilikle itham etmiş. O dönemde Şiiler, özellikle İran kökenli Şiiler neyle? Belagatlarıyla, konuşma usluplarıyla tanındıklarından Mansur bin Ammar'ın da onlardan olduğunu zannetmişler. Diyor ki Mansur bin Ammar, Kufe'ye gittim. Zifiri karanlıkların içerisinde yürürken bir evden bir gencin şu haykırışlarını işittim. Diyordu ki Allah'ım izzetine ve celaline yemin ederim ki, izzetine ve celaline yemin ederim ki işlediğim günahlar ile sana isyan etmeyi düşünmedim. Bunları yaptıysam da cehaletimden, bilmediğimden dolayı yapmışımdır. Senin azabından beni kim koruyabilir ki? Eğer sen beni bırakırsan, beni terk edersen, beni salarsan, beni kendi halimde bir meçhul adam haline getirirsen ben kime tutunurum ki? Eyhat diyor günahlarıma, eyhat günahlarıma diye seslenince Mansur bin Ammar gayri ihtiyari Tahrim suresindeki 6. o meşhur ayeti okuyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhan nasu vel hicara. Ey iman eden erkek ve kadınlar, hem nefsinizi hem de ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Zira ayet devam ediyor. O cehennem ateşinin etrafında kaşları çatık, sert mizaçlı, Allah'ın emrine karşı gelmeyen melekler vardır ayetlerini okuyunca genç bir anda ağlamaya başlıyor. Mansur bin Ammar gencin hıçkırıklarının dinmesini bekliyor. Genç sustuktan sonra yoluna devam ediyor. Ancak Mansur bin Ammar'ın içi bir türlü rahat etmiyor. Sabahleyin tekrar o eve uğradığında bir bakıyor ki insanlar ölmüş bir kimseyi kefenlemekle meşgul. Ve bir kadıncağız da, annesi olduğu söylenilen bir kadıncağız da ağlamakta. Bir bakıyor ki dün gece kendisiyle görüşmediği, görmediği, iki gözün bir araya gelmediği esnada birbirlerine nasihat eden genç vefat etmiş. Kadına yaklaşıyor, diyor ki sen diyor bana diyor oğlundan biraz bahseder misin? Senin oğlun niye vefat etti? Çünkü dün alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye sesleniyordu. Dün istiğfar ediyordu, bağışlanma diliyordu. Bugün nasıl öldü? Kadıncağız döndü, dedi ki benim oğlum gündüzleri oruç tutar, geceleri de namaz kılardı. Yani benim oğlum havarda bir adam değildi. İnsan korkuyor değil mi? Böyle tevbe eden, Allah'ın izzetine ve celaline yemin ederek bağışlanmak için ağlayan bir gencin büyük bir günaha müptela olduğu düşünülebilirdi. Yani kadıncağız şunu diyebilirdi: benim oğlum gündüzleri içer, akşamları da hırsızlık yapardı, Allah muhafaza diyebilirdi.
Ancak ne dedi? Dedi ki benim oğlum gündüzleri oruç tutar, akşamları namaz kılardı. Rızkını helalinden kazanır, elde ettiği geliri üçe bölerdi. Birini kendisine ayırır, diğerini bana verir, üçüncüsünü de Allah yolunda infak ederdi. Buraya kadar şu an bizi konumuzla alakalı ilgilendiren bir şey yok. Ancak kadıncağız diyor ki akşamleyin bir adam gelmiş. Bir ayet okumuş da benim oğlum bundan etkilenerek vefat etmiş. Allahu Ekber. Var mı Allah'ın kitabının üzerinde gözlerini, ellerini, kalbini oynatırken ya eyyühellezine amenu, ey iman eden erkekler ve kadınlar diye Allah nida buyurduğunda, seslendiğinde tüyleri ürperenler, var mı kalbi çarpanlar, var mı alemlerin Rabbi olan Allah'ın azabından, gadabından, korktuğundan dolayı işittiği ayetlerin karşısında ölenler? O yüzden hani hadiste dedi ya gıpta edilecek kimse. Gıpta edilecek kimse Allah'ın ayetlerini, kitabını tilavet ederken onun üzerinde düşünenler, onu hayatına koyanlar ve insanların da o hayata müptela olmaları için gayret gösteren kimselermiş. Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılsın ve o ehli sevmeyi nasip etsin. Gıpta edilecek bu sınıfları sevmeyi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bizlere kolay kılsın. Özellikle genç kardeşlerime ya da çalışmış olduğu işlerden dolayı meşguliyetleri fazla olan kardeşlerime şunu tavsiye ederim. Belki Allah'ın kitabını okuma konusunda büyük şehirlerde yaşadığımızdan dolayı fazla bir lükse sahip olamayabiliriz. Hiç değilse. Ne olur evlerinize gittiğinizde şöyle zihniniz tazeyken, kalbiniz dinginken, huzurluyken Allah'ın kitabını tutun ve sizi sizden daha iyi tanıyan, sizi sizden daha iyi bilen, eksiğinizin ve fazlanızın ne olduğunu en iyi bilen alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle seslenin. Allah'ım şu an senin kitabından bana en fazla ihtiyaç duyacağım, en fazla muhtaç olduğum sureyi ve ayetleri karşıma çıkart da beni onlarla tedavi et diye dua edin ve ondan sonra kendinizi Allah'a bırakın. Hangi sure çıkarsa da o surenin başından sonuna kadar tadili erkanına nasıl Arapçada dikkat ediyorsanız Türkçesinde de dikkat ederek okuyun ve alemlerin Rabbi olan Allah'la konuşuyormuş edasına yakalamaya çalışın. Rabbim bizleri muvaffak etsin inşallah. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya hayatı içerisinde kendilerine gıpta nazarıyla bakacağımız, kendisini taklit edeceğimiz, kendisinden hoş şekilde istifade edeceğimiz kimselerden bahsederken birincisi Allah yolunda malını mülkünü harcayan zenginden, ikincisi de ilmini Allah yolunda harcayan alimden bahsetti. Allah Azze ve Celle bu akşam inşallah meclisimizde konuşacağımız sahabenin de öyle bir insan olduğu zannıyla yaklaşmayı bizlere nasip etsin. İşte o sahabe Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Bu akşam meclisimize, mescidimize misafir edeceğimiz sahabe Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Bakın babası Avf, Mekke'nin asil tüccarlarından bir tanesi. Genç yaşta babasından pazarı öğreniyor ve özellikle de artık ticaretini nereye doğru açmaya başlıyor? Mekke'nin sınırlarının dışarısına doğru çıkartıyor. Nereye? Yemen taraflarına. Yemen'den kumaşlar alıyor, Mekke pazarlarında yüksek karlarla satıyor. Kendisinden bahsedilirken cahiliyenin zifiri karanlıkları içerisinde içki içmeyen, zina etmeyen, verdiği sözde duran ve insanları aldatmayan bir karakteriyle tanınıyor. Abdurrahman bin Avf ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vesilesiyle de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına tam 29 yaşında geliyor. 8. ilk iman eden sahabe arasında kendisi zikredilmektedir. Kimin vesilesiyle? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vesilesiyle. Tabii ki siz pazarın zenginlerinden ve meşhurlarından olabilirsiniz ancak
Eğer hakim olan otoritenin karşısında durursanız, Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine sımsıkı sarılırsanız neyle karşılaşabilirsiniz? Baskıyla, şiddetle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu pazarın içerisinde insanları aldatmak artık bir sanat ve ahlak haline geldiyse, siz ahlaklı duramaz hale gelirsiniz. Siz bu düzenin içerisinde Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine göre yaşamak isterseniz zemin bulamayabilirsiniz. Kim gibi? Abdurrahman bin Avf gibi. Ne kadar kabilesi güçlü de olsa, ne kadar kendisi saygıdeğer bir tüccar da olsa, iman ettiği gün Ümmü Gülsüm radıyallahu anha eşi kendisine itaat eder. O da iman edenlerin saflarına geçir. Bakın dikkat edin, en büyük tepkiyi kimden görür? Mekke'nin en azılı müşriklerinden kayınpederi Utbe bin Rebiya'dan görür. Ağır işkenceler görür. Ve hanımıyla birlikte Hazreti Osman'ın da bulunduğu kafileyle ilk Habeşistan hicretine katılır. Arkasından ikincisine katılır. Ve Hazreti Osman onun faziletini söyleyecek şu sözleri ekler. Yeğenine der ki, senin dayından birinci Habeşistan hicreti, ikinci Habeşistan hicretinde daha hayırlı biri olduğunu iddia eden varsa bil ki o kişi yalancıdır. Allahu Ekber. Habeşistan'a hicret edenlerin arasında Hazreti Osman var. Eğer birileri benim ondan daha hayırlı olduğumu, birileri Abdurrahman bin Avf'tan daha faziletli olduğunu iddia ederse bil ki diyor o kimse yalancıdır. Dikkat edin, iman ettikten sonra faziletine gölge düşürecek herhangi bir şey de yapmamış. O yüzden Resulullah Aleyhisselam dedi ya, insanlar madenler gibidir. Cahiliyesinde iyi olanlar İslam'a girdikçe daha iyi olurlar. Cömertse daha cömert olur. Cesursa daha cesur olur. Faziletine İslam fazilet katar. Değilse, eğer ahlaki meziyetlerinde problem varsa, Allah muhafaza İslam'a girdikten sonra da onlardan sıyrılamazsa maalesef faziletine gölge düşürülecektir. Yazarlar öyle demişler. Önce insan, sonra İslam. Bir kişide önce insani faziletler, ahlaki erdemlilikler olacak. İslam onu ne yapacak? Şekillendirecek ve yüceltecek. Abdurrahman bin Avf'ta olduğu gibi değerli kardeşlerim. Bakın bu Habeşistan hicretinden sonra Abdurrahman bin Avf nereye gidiyor hemen? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takip ediyor. Medine'ye hicret ediyor. Bütün malını, mülkünü, servetini biriktirdi. Sermayesini geride bırakarak hiçbir şeyi olmaksızın Medine'ye hicret ediyor. Subhanallah. Bunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Sa'd bin Rebi ile kardeş yapıyorlar. Sa'd bin Rebi de Medine'de Ensar'ın en zengin tüccarlarından bir tanesi. Allah Resulü aleyhisselam onları kardeş kılıyor. Bizim ifademizde şöyle diyelim, Sa'd bin Rebi bir gün kendisini alıyor. Diyor ki ey Abdurrahman, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi hikayeden kardeş yapmadı. Hadi sizi kankalar yaptık da birbirinize sahip çıkarsınız değil mi düşünceleriyle bizi bir araya getirmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni bana dünyada da ahirette de kardeş, vekil, dost kıldı. Sen düştüğünde ben sana, ben düştüğümde sen bana yardım edeceksin. Bugün senin elinde hiçbir şeyin yok. Hiçbir servetin yok. Sen Allah'ın dinini yaşamak için her şeyini geride bıraktın. Bugün yardım etme sırası bende. Ne diyor biliyor musunuz? İşte diyor malım diyor. Bunun diyor yarısını diyor sana bağışlayacağım. İşte diyor oturduğum ev. Bunun diyor yarısı senin olsun. Şimdi hiçbir beşeri düzene müptela olmuş ahlak anlayamayacağı bir sözü söyleyecek. Hiçbir ahlakın belki talitif edemeyeceği, kapitalist bir dünyada, menfaatçi bir dünyada, faydayı kendisi nazarında gözetmeye çalışılan bir dünyada şimdi Sa'd bin Rebi'nin söyleyeceği sözü kimse anlayamayacaktır. Diyecek ki iki tane eşim var. Onlardan birini beğen, senin için boşayayım ve senin nikahın altına alayım. Subhanallah. Subhanallah. Ahlaka bakar mısınız kardeşler?
Diğer gamlığa bakabilir misiniz? Cömertliğe bakabilir misiniz? Hazreti Ali radıyallahu anh'a soruyorlar. Ey müminlerin emiri cömertlik nedir? Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki cömertlik kardeşin diyor senden istemeden ona diyor vermendir. Onun halini gözetmendir. Onun ihtiyacının olduğunu bilmendir. Bu hikmettir kardeşler. Onun senden istemesi değil. Onun senden talep etmesiyle verdiğin değil. O istemeden onun ihtiyacını giderebilmendir. Sad kendisine düşeni yaptı. Kendisine düşen fazileti gösterdi. Sıra kimde? Abdurrahman bin Avf'ta. O da kendisine yakışacak olanı yapıyor. Diyor ki ey Sad, malın da, mülkün de, evin de, eşlerin de senin olsun. Hiçbirini istemiyorum. Allah malına, mülküne, evine bereket versin. Aileni mübarek kılsın. Bana diyor çarşının yerini göster. Ne yapacak sizce çarşıda? Elinde altınlar, dinarlar ve dirhemler mi var? Ticaret mi yapacak sizde? Vallahi de değil kardeşler. Hayatının bundan sonraki kısmını Medine pazarında hammallık yaparak geçinecek. Subhanallah. Hammallık yapacak. İnsanların kaldıramadığı yükleri Abdurrahman bin Avf sırtıyla kaldıracak. İnsanların erindiği eşyayı Abdurrahman bin Avf kaldıracak. Bakın dün esnaftı. Dün zengindi. Dün tüccardı. İnsanlar el pençe divan karşısında duruyordu. Şimdi kimseye yük olmamak için, bilakis yükleri kaldırmak için, asla kör ve topal kuş olmamak için, kör ve topallara yardım edebilmek için bana dedi çarşının yolunu göster. Allahu Ekber. Sa'd bin Rebi kabul etti. Ancak evinde kalmak kaydı şartıyla. Kendisinin kalacak yeri yok. Sa'd bin Rebi hammallığa başlıyor. Sonra yavaş yavaş hani bizim köy usulleri vardır ya. Köy peyniri, köy yoğurdu, köy sütü, köy pekmezi, köyün balı. Hormonlanmış pazarların içerisinde doğal şeyler ararız ya. Abdurrahman bin Avf bakıyor ki bedeviler böyle yoğurt, peynir, süt, tereyağı işleriyle uğraşıyor. Onların mallarını alıyor, Medine pazarında satmaya başlıyor. Ufak ufak para kazanıyor. Allah bereketlendiriyor. Akabinde Sa'd bin Rebi'nin karşısına çıkıyor. Diyor ki ey Sa'd diyor. Ben diyor evinden ayrılacağım. Beni diyor artık bu konuda muhayyer bırak. Kendisi kabul etmediği halde sebebini soruyor. Diyor ki ben diyor evleneceğim. Arkasından diyor evimi kuracağım. Sa'd bin Rebi kabul ediyor. Ve çok kısa bir süre sonra Abdurrahman bin Avf evleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Evlendiğini beyan ediyor. Ensardan bir kadınla evlendiğini söylüyor. Peygamber aleyhisselam tebessüm ediyor. Ey Abdurrahman bir koyun dahi olsa al, kardeşlerini davet et, onlara yemeğe ikram ederek nikahının yapıldığını, düğününün olduğunu haber ver. Yani ne oluyor artık? İçtimai hayatta bazı disiplinler gerçekleşiyor. Anlaştık mı? Ben evlendim nasıl olsa değil. Kardeşlerine duyur. Bu çarşı pazarın içerisinde bir kadınla beraber dolaştığında insanlar suizanına düşmesinler. Seninle alakalı kötü şeyler akıllarına gelmesin diye ne yap? Nikahını bildir. Haber ver. Abdurrahman bin Avf'a sonra yöneliyor. Diyor ki Allah'ım Abdurrahman'ın işlerini bereketlendir ve ona hayırlı kazançlar nasip et. Allahu Ekber. Onun işlerini bereketlendir ve hayırlı kazançlar nasip et. Bu duayı aldıktan sonra diyor ki Abdurrahman bin Avf neye elimi attıysam Allah o işi bereketlendirdi. Hangi diyor taşın altını diyor kaldırsam altından diyor ya altın ya gümüş çıkıyordu. Tenekeye dokunsam Allah diyor o tenekeyi bereketlendirdi. Şimdi diyeceksiniz ki keşke bana da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua yapsaydı. Keşke benim ticaretim için peygamberden dua alabilseydim. Rüyama girseydi de onunla beraber konuşup ticaretimin hayırlı olması için kendisinden talepte bulunsaydım diyenler varsa ve anne ve babaları şu an yaşıyorsa evlerine koysunlar. Onların dualarını alsınlar. Her babanın makbul bir dua hakkı varsa evlatları için gençlere özellikle sesleniyorum. Eğer babaları sağsa
her gün gitsinler ellerini öpsünler, makbul olan duaları onlardan istesinler. Mazlumları gözetin, yetimlerin başlarını okşayın. Onlardan alacağınız dualar peygamberden alacağınız dua gibi olmasa da vallahi de ticaretiniz de hayatınız da bereketlenecek ve hayırlı bir istikamete doğru girecektir. Yolcuların duasını alın, iftar yaparken oruçlunun duasını almaya gayret gösterin kardeşlerim. Bakın, Abdurrahman bin Avf evlendikten sonra da hafiften artık ticareti gelişmeye başlıyor. Neyle meşgul oluyor? Bezzarlık dedikleri, yani kumaş ticaretine tekrar geri dönüyor. Tekrar kumaş alıp Medine pazarlarında satıyor. Artık Yahudilerle yarışacak bir konuma geliyor. Ha, burası bizim için çok önemli kardeşler. Medine pazarının hakimi kim? Yahudiler. Enflasyonu kim belirliyor? Yahudiler. Ekonomik darboğazı yeri geldiğinde kanalı genişleten, tekrar daraltan kimler? Yahudiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Müslüman tüccarları nereyi kovalıyor? Pazarların içerisine kovalıyor. Oraya gideceksiniz diyor. Yahudilerin elinden bu sermayeyi alacaksınız. Şu an kapital dünyanın bekçisi kim? Sahibi kim? Yahudiler. İstedikleri ülkeyi enflasyon bataklığına sokup dar boğazın içerisine sokuyorlar. İstedikleri ülkeyi refah bir hale getirebiliyorlar sebepler içerisinde. Allah'ın müsaade ettiği kadarıyla. O yüzden bu çarşı ve pazarlar salih, abid, muttaki, ihsan sahibi tüccarların eliyle düzelmediği müddetçe bu dünyadaki krizler asla bitmeyecek kardeşler. Ekonominin başında onlar oturduğu müddetçe, Müslümanlar söz sahibi olmadıkları müddetçe vallahi de bu sıkıntılar asla düzelmeyecektir. Bunu da ne olur unutmayalım. Ne kadar kendisi ticaretle uğraşırsa uğraşsın. İsa abi, Abdurrahman bin Avf'ın kulağı, gözü, gönlü nerede kardeşler? Mescid-i Nebevi'den gelecek olan bilgilerde, haberlerde, emirlerde. Abdurrahman bin Avf'a tüccar diyoruz ama şunu unutmayın, fakih olan sahabilerden bir tanesidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde fetva ile ilgili bir meseleyle karşılaşınca Abdurrahman bin Avf'a soruyor. Yani boş bir tüccar değil, ilimli bir tüccar, okuyan bir tüccar, araştıran bir tüccar, amel eden bir tüccar, insanlara öğreten alim bir tüccar. Hani dedi ki hadise muvafık bir adam. İki yönüyle hadisle örtüşen bir adamla karşı karşıyayız. Dedik ki gözü, kulağı, gönlü nerede? Mescid-i Nebevi'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye barış anlaşmasından sonra gözünü nereye dikiyor kardeşler? Tebü'ye. Tebü'nün yakınlarında bir belde var. Neresi orası? Dûmetül Cendel dedikleri. Yani Kelp kabilesinin yaşadığı bir belde. Neden dedik gözünü Tebü'ye dikiyor? Bakın, Allah Resulü müşrikleri diskalifiye etti. Yahudilerin belini kırdı. Müslüman davetçilerin, alimlerin ve esnafların, tüccarların sıkıntıya maruz kaldığı yerlerden bir tanesi neresi? Şam beldesi. Kimin kontrolü altında? Hristiyanların kontrolü altında. Sıra nerede? Sıra onların güçlerinin ve hakimiyetinin azalmasında. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam ileri görüşlü bir peygamber ve liderdi. Falancaların ufku ne kadar genişmiş abi diyerek arkalarından koştukları insanların burunlarının uçlarını görecek kapasitede olmadıklarını Peygamberin aleyhisselamın hayatından muhakkak ki görürüz ve öğreniriz kardeşler. Peygamber aleyhisselam Dûmetül Cendel denilen bölgede yaşayan Kelp kabilesine 700 kişilik bir ordu hazırlıyor. İslam'ı anlatmak, İslam'ın orada hakim olması ve insanların orada İslam'a teslim olmaları için 700 kişilik bir ordu hazırlıyor. Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde gözleri kimi arıyor? Abdurrahman bin Avf'ı arıyor. Allahu Ekber. Ama tüccardan da komutan olur mu? Olurmuş bakın. Tüccardan da alim olur muymuş? Bakın olurmuş. Tüccardan davetçi olur muymuş? Vallahi olurmuş. Demek ki tüccardan idareci de olurmuş. Evet olurmuş. Eğer kendimizi sadece esnaflıkla, ticaretin belirli kaideleriyle sınırlı tutarsak bir Abdurrahman bin Avf modelini de
kaybetmiş oluruz. Ne olur özellikle esnaf olan kardeşlerim, tüccar olan kardeşlerim buna dikkat etsinler Allah'ın izniyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf'a diyor ki seni ordunun komutanı diyor tayin ettim. Kendisi bunu kabul ediyor. Bilal radıyallahu anh mescitten sancağı getiriyor. Ordu tam harekete geçeceği sırada Peygamber aleyhisselam onun yanına yaklaşıyor ve şu sözleri söylüyor. Gidin diyor. Gidin ve insanlara bu hak dini anlatın. Allahu Ekber. Yani Müslümanların savaşmalarındaki esrar ne? İnsanların hidayete tabi olmalarıdır. Hakka tabi olmalarıdır. Değilse boyunduruk altına almak, kellelerini vurmak, topraklarını paylaşmak ve ganimetler elde etmek değil kardeşler. Bu işin esrarı ve sırrı ne? İnsanların hidayete tabi olmaları için koşturmak. Allah Resulü devam etti dedi ki eğer kabul ederlerse onların haklarını gözetin. Bir Müslümanın yapması gereken her şeyi onlara öğretin. Hakları ne varsa onların haklarını teslim edin. Eğer anlaşma yaparlarsa siz de anlaşma yapın. Anlaşmaya yanaşırlarsa, şartlarımızı kabul ederlerse siz de anlaşın ve şartları onlara kabul ettirin. Yok dedi İslam'la insanların arasına girerlerse Allahu Ekber. Yani size davet hakkı vermezlerse, sizin göstermiş olduğunuz nezakete karşı çıkarlarsa, tepkilerini gösterirlerse Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki onlarla savaşın. Ama ne olur şuraya dikkat edin. Sakın dedi haddi aşmayın. Allahu Ekber. Sakın dedi haddi aşmayın. Çocukları dedi öldürmeyin. Dikkat edin. Çocukları öldürmeyin. En acımasız uçaklarla çocukların cesetlerini paramparça haline getiren Batı medeniyetinin suratına çarpılacak birisiniz. Dedi ki çocukları öldürmeyin. Ölülere müsle yapmayın. Yani burunlarını kesmeyin. Kulaklarını kopartmayın. Gözlerini oymayın. Dirilere dedi işkence yapmayın. Hele bugün kadınları, çocukları, mustazaf yaşlıları, hastaları en ağır işkencelerle zihinlerini, amellerini dumura uğratmaya çalışan Batı zihniyetine bir tokat hükmünde olacak o sözleri söylüyor. Sakın diyor haddi aşmayın. Sonra onlara yöneliyor diyor ki bu size Allah'ın ahdi ve benim de diyor nasihatımdır, tavsiyemdir. Sonra döndü dedi ki ey Abdurrahman eğer Kelp kabilesi iman etmeyi, Müslüman olmayı diyor tercih ederlerse sen diyor onların liderinin kızıyla diyor evlen. Sebep ne ola sizce? Abdurrahman bin Avf'ı mükafatlandırmak mı? Onura etmek mi? Asla değil. Niçin biliyor musunuz kardeşler? Resulullah aleyhisselam ince bir siyaset yapıyor. İlmi siyaset. O da ne? Kelp kabilesi İslam'dan önce de İslam'dan sonra da Kureyş'le sürekli düşmanlığın içerisinde olan kabile. Sürekli. Allah Resulü aleyhisselam o husumetin ortadan kaldırılmasını istiyor. İkincisi eğer Kelp kabilesi iman ederse ki iman etti elhamdülillah. Akabinde diğer kabileler iman edecek. Hristiyanların gücü ve otoritesi Şam topraklarında zayıflayacak. Siyaseti görüyor musunuz? Elhamdülillah. Yani İslam eğer ruhban bir din olsaydı, sadece mescitlere hükmeden bir din olsaydı, bizim yememize içmemize karışan bir din olsaydı, sadece kıyafetlerimizle alakalı hükümler koyan bir din olsaydı, vallahi bir peygamberin gelmesine ihtiyaç yoktu. Zira İsa aleyhisselamın öğretileri orada duruyordu. Allah ruhbanlığı yıkmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Dağlara, ovalara, ormanlara çekilen hakkın savunucularını tekrar Allah azze ve celle şehir meydanlarında Allah'ın hükümlerini icra etsinler diye. Allah'ın hükümlerini insanlara tebliğ etsinler diye. Allah'ın hükümlerinin hakim olması dolayısıyla bir peygamberi gönderdi elhamdülillah. Ve kendisi gitti iyi bir davetçi olarak Kelp kabilesinin lideriyle görüştü. Akabinde lider iman edince kabile komple iman etti. Ve kızını verdi. O kızından bir erkek çocuğu geldi. Ama burada en önemli olan husus Müslümanların eli özellikle bu coğrafyada güçlenmeye başladı. Hani dedik ya Peygamber aleyhisselam ince bir siyaset yaptı. Hedefi Hristiyanlardı.
Hemen arkasından kısa bir süre sonra Tebiye ordu hazırlamaya başladı Peygamber Aleyhisselam. Hemen arkasından. Yani hamleler bir bir gelmeye başlıyor. Ordu hazırlanırken Abdurrahman bin Avf radıyallahu an elindeki 4000 dinarın yarısını Peygamber Aleyhisselam'a verdi. Yani 2000 dinarını. Şimdi insan infak etmeyi sevdikçe hemen arkası birbirini kovalamaya başlıyor. Arkasından 55 at verdi. Arkasından yaklaşık 1500'e yakın devesini verdi. Yani ticaretten kazandıkları geldikçe hemen arkasından finali yaptı. 40 bin dinar ve 40 bin dirhemi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Münafıklar ne dedi biliyor musunuz? Abdurrahman bin Avf'ı görüyor musunuz? Tabir yerindeyse Peygamber aleyhisselama şirin gözükmek için. Yani affedersiniz ama yalakalık yapmak için infakta bulunuyor, haberlerini ortaya çıkartmaya başladılar. Abdurrahman bin Avf'ın hiç umurunda değildi. Abdestinden şüphesi yoktu, imanından şüphesi yoktu, niyetinden şüphesi yoktu, ihlasından şüphesi yoktu. Allah için verdiğinin farkında olduğu için münafıkların haberlerine takılmadı bile. Ya görüyor musunuz benim arkamdan da ne kadar şeyler söylüyormuş. Eğer burada Medine'de bu sözler söyleniyorsa ben bu saatten sonra infak etmem ve Allah yolunda çalışmam diyenlere ders olması hasebiyle münafıkların sözlerini asla aldırmıyor. Abdurrahman bin Avf Allah'tan alacağı ecirlerden dolayı Tebük'te boynuna bir şeref madalyonu takılıyor. O da ne biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi zuhur ediyor. Diyor ki her peygamber yani bütün peygamberler ümmetleri içerisinden salih insanların diyor arkasında namaz kılmıştır. Allahu Ekber. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldığı ilk insan Abdurrahman bin Avf'tır. Ne zaman? Tebük Savaşı sırasında sabah namazının ikinci rekatını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf'ın arkasında kılıyor. Peygamber aleyhisselam def-i hacet için, tuvalet ihtiyacı için biraz uzaklaşıyor. Sahabe bakıyor ki Peygamber aleyhisselam yok, namaz çıkacak. Hemen namaza duruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam görüyor. İkinci rekata tabi olacağı sırada birileri Abdurrahman bin Avf'ı çekmeye çalışıyor. Çekil diyor. Yani minberin asıl sahibi geldi. Allah Resulü engel oluyor. Diyor ki bırakın. Kendisi Abdurrahman bin Avf'a tabi oluyor. Sonra da namazını tamamlıyor. Ve Peygamber aleyhisselamın da o güzel sözüne muhatap oluyor. Her diyor peygamber ümmetinden salih insanların arkasında namaz kılmıştır. İkincisi kimdir peki? Ebu Bekir radıyallahu an Peygamber aleyhisselam arkasında 17 rekat namaz kıldığıyla alakalı bazı rivayetler var. Özellikle vefatına yakın zamanda hastalandığı sırada Allah Resulü aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'in arkasında da namaz kılmaktadır. Şimdi kardeşlerim hani fazilet, Allah Subhanahu ve Teala birine fazilet verirse ki şu parantezi de açmak isterim özellikle Abdurrahman bin Avf tam vefat edeceği sıralarda yani vefatına aslında bir ay kala bir hastalanıyor, bayılıyor. İnsanlar üzerine örtüyorlar öldü diye. Kendisi kalkıyor tekbir getiriyor. Etrafındakiler de hem olayın şaşkınlığı hem de sevinçlerinden tekbir getiriyorlar. Abdurrahman bin Avf diyor ki iki tane diyor sert mizaçlı adam geldi. Dedi ki seni izzet ve celal sahibi emin olanın hükmetmesi için diyor yanına götüreceğiz. Yani nereye? Hesaba gidiyorsun. Bakın bu İbn Hacer'in kendisinin kitabında almış olduğu bir hikayedir. Bazı alimler bunu sahih bir rivayet olarak görmüşlerdir. O ölüm sekeratını aslında yaşıyor. Ölmeden önce. Diyor bu iki kişi diyor beni götürürlerken o baygınlık esnasında diyor ki bir adam çıka geldi. Dedi ki bunu nereye götürüyorsunuz? Dediler ki hesaba. Dedi ki bu kimse Allah Subhanahu ve Taala'nın anne karnındayken bakın anne karnındayken said yani mutlu, mesut ve affettiği yazılan kimselerdendir. Allahu Ekber. Bu kimse daha anne karnındayken
Said olarak yazılan, mutlu, mesut, bahtiyar ve affedilmiş olarak belirlenen kimselerdendir. Diyor ki bu kimseyi diyor Allah'ın takdir ettiği ana kadar evlatlarıyla yalnız bırakın. Yani onun daha yaşayacak ömrü var. Ne kadar? Bir ay. Bakın bir ay. Daha anne karnındayken fazileti yazılmış ve vallahi de yaşama esnasında bu fazileti gölgeleyecek hal ve hareketlerden uzak kalmış. Bakın Ümmü Seleme radıyallahu an anlatıyor. Hakimin müstedrekinde geçiyor olay. Biz diyor Peygamber aleyhisselamla hanımlarıyla birlikte bir çadırda oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah sen vefat ettikten sonra ne yapmamızı emrediyorsun? Ya ne yapacağız? Bize kim bakacak dercesine? Geçimimizi nasıl sağlayalım? Çünkü peygamberlerden miras kalmıyor. Peygamberler altın, gümüş, arsa, arazi, at, deve bırakmıyorlar. Onların mirası ne? İlim. Peki diyor biz nasıl geçineceğiz? Ne yapmamızı istersin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yöneliyor. Diyor ki benden sonra sizlere dikkat edin sıdk, ihsan ve takva sahibi bir kimse yardım edecektir diyor. Bakın sıdk yani doğru sözlü, ihsan Allah'ı görüyorcasına ibadet eden ve Allah'tan hakkıyla korkan takva sahibi bir adam diyor yardım edecektir. Kim bu sizce? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra müminlerin annelerine 21 yıl boyunca çocuklarıyla bakan kim? Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tır. 21 yıl boyunca yani vefat edeceği ana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mümtaz eşlerini ne yapmıştır? Maddi anlamda korumuştur elhamdülillah. Ve bu sözü belki kendisi bilmiyor. Bu müjdeden belki haberi yok. Annelerimizin bildiği bu hadiseyi o çadırın dışındaki belki kimse bilmiyor kardeşler. Ve o adamcağız Abdurrahman bin Avf bir gün Ümmü Seleme'ye geliyor diyor ki ey anneciğim diyor. Müminlerin annesi diyor ki ey anneciğim vallahi çok korkuyorum. Çok korkuyorum diyor. Neyden korkuyor sizce ey Müslümanlar? Bu kadar refahın elimde olmasından bakın. Bu kadar refahın elimde olmasından neye dokunursam bereketlenmesinden diyor korkuyorum. Korkuyorum ki Allah ahirette elde edeceğim şeyleri peşinen bana dünyada verip ahirette nasipsiz bırakmasından diyor korkuyorum. Allah Allah. Var mı şimdi böyle korkanlar? Elde ettikçe fazileti kendisinden görenler. Ben Allah'ın salih ve abid bir kulu olmasam Allah bu kadar serveti verir mi diyenler. Bakın Abdurrahman bin Avf eline geçirmiş olduğu o servetin bir azap mı rahmet mi olduğunu bir türlü ayıramıyor. Ve ne diyor? Diyor ki vallahi diyor çok korkuyorum diyor. Ümmü Seleme kendisine yaklaşıyor diyor ki korkma. Eğer diyor sen elde ettiklerini Allah yolunda infak ediyorsan ki öyle bir adamsın. Senin gideceğin yer diyor bellidir. Neresi? Cennettir subhanallah. Bir gün kardeşleriyle beraber iftar sofrasında oturuyor. Mütevazi bir yemek geliyor. Abdurrahman bin Avf yemeğe bakıyor. Aklına Musab bin Umeyr ve Hamza radıyallahu anhuma geliyor ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki ey Abdurrahman neden ağlıyorsun? Diyor ki ben ne Musab'tan ne de Hamza'dan hayırlı bir adam değilim. Ben onlardan hayırlı ve faziletli bir insan değilim. Onlar diyor Allah yolunda Uhud'da diyor şehit olduklarında üzerlerini örtecek bir elbise bulamadım. Bakın elbise bulamadık. Kefen bulamadık. Kumaş bulamadık. Üzerlerini örtecek bir eşya bulamadık. Şimdi yöneldi dedi ki bize gelince dedi dünya dedi bize güldü. Bakın dünya bize güldü. O faziletli, o hoş insanlara verilmeyen servetler bize verilmeye başladı. Dedi ki korkuyorum. Acaba dedi Allah sevabımızı bu dünya hayatında diyor peşin verip ahirette dedi bizi mahrum mu bırakacak? Allah. Ve bakın kendisi iftarını yapamadan, yemekten bir parça alamadan sofradan ayrıldığı söylenmektedir. Evet Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam döneminde de Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra halifelerin Hazreti Ebubekir döneminde 2,5 yıl,
Hazreti Ömer döneminde 10 yıl. Hazreti Osman döneminde tam 9 yıl boyunca Allah Resulüne nasıl hizmet ettiyse müminlerin emirlerine de öyle hizmet etti. Hele Hazreti Osman'la öyle bir hatırası var ki inşallah burada bitireceğim. Derler ki Hazreti Osman şiddetli bir hastalığa yakalanır. Vefat edeceğini düşünür. Hümran isimdeki bir katibi çağırır ve şu sözleri yazar. Benim vefatımın akabinde müminlerin emiri olarak Abdurrahman bin Af'ı tayin ediyorum. Hazreti Ömer döneminde Şura Meclisi'nin başına getirilmiş. Hac organizasyonun başına getirilmiş. Beytülmal'ın koruyucusu olmuş. Boş bir adam değil ama bu kadar faziletine rağmen de makam ve mevkinin peşine koşmamış kardeşler. Ben 8. iman eden sahabeyim. Allah yolunda hiçbir şeyimi esirgemedim. Herhalde halifelik de bana yakışır diyecek bir adam değil. Kendisine Hümran koşuyor diyor ki ey Abdurrahman sana müjdeler olsun. Osman seni halife tayin etti deyince Abdurrahman bin Avf ağlamaya başlıyor. Ellerini semaya doğru yükseltiyor. Diyor ki Allah'ım ne olur benim diyor canımı Osman'ın canından önce al. Allahu Ekber. Bu sözleri kim söylemişti hatırlayan var mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken kendisinin valiliğinden memnun olup da tekrar onu Basra'ya gönderdiğinde ne dedi? Allah'ım Basra'ya ulaşmadan benim canımı al. Yolda giderken devesinden düştü vefat etti. Kimdi o? Utbe bin Gazvan. Bakın kardeşler vallahi de gençler Allah rızası için Müslümanlar gıpta edilmesi gereken kişiler varsa bunlardır. Değil mi abi? Yoksa şan ve şöhretin peşinde koşan, makam ve mevkileri elde etmek için hırsın içine bürünen yalan iftira insanlara haksızlık yapma konusunda yarışanlarla gıpta etmemek herhalde en doğru kararlardan bir tanesi olacak. Ve Abdurrahman bin Avf artık sekerat anını yaşar, vefat edecektir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a kavuşacaktır. O sıra yanındaki insanları çağırır. Bedir ehlinden olan, halen yaşayan insanlara 400 dinar verilmesini teklif eder. Derler ki Zübeyir bin Avvam, bilirsiniz o da kimlerdendir? Aşeri mübeşşereden bir kişidir. İlk iman edenlerden. Zübeyir bin Avvam bunu duyuyor. Daha sağ gidiyor, o 400 dinarı alıyor. Halbuki zengin bir adam. Maddi durumu olan biri. İnsanlar kınamaya başlıyorlar. Ya diyorlar sen Abdurrahman bin Avf'ın diyor bıraktığı, belki Bedir ehlinin içerisinde fakirler var, zor durumda olanlar var. Bıraktığı şeye tenezzül mü ediyorsun diye kınarlarken diyor ki beni kınamayın. Vallahi diyor bu mal diyor. Yani Abdurrahman bin Avf'ın diyor elde ettiği bu malda diyor zerre haram yoktur. Ben buna inanıyorum. Ben diyor bu 400 dinarı alacağım. Bendeki diyor 400 dinarı diyor Allah yolunda infak edeceğim diyor. O tertemiz parayı ben alacağım diyor. İşte Abdurrahman bin Avf radıyallahu an alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'ye kavuşacağı sırada insanlar yaklaşıyorlar. Bir soruyu soruyorlar, merak ediyorlar. İmam Gazali rahimahullah İhya-i Ulumiddin'de bu meseleyi anlatmış. Demişler ki ey Abdurrahman biz de çalışıyoruz. Biz de koşturuyoruz. Peki diyor senin diyor bu kadar zengin olmanın alameti nedir? Neden bu kadar zenginsin? Abdurrahman bin Avf onlara dönüyor diyor ki Allah Resulü'nü memnun edip arkasından diyor onun duasını aldım. Siz de anne ve babanızın duasını alın. Salihlerin, abidlerin dualarını alın. Hastaların dualarını alın. Yolcuların dualarını alın. Sonra da diyor ki Allah'ı ticaretimde ortak yaptım. Allah'ı ticaretimde ortak yaptım. Yani elde etmiş olduğum gelirleri Allah yolunda infak ettim. Ne kazandıysam onun yolunda diyor harcadım. Yalnız bakın şimdi özellikle yeni yetişen esnaf kardeşlerim, çalışan kardeşlerime sesleniyorum. Diyor ki pazarın hep diyor ilk gelen tüccarı diyor ben oldum diyor. Yani güneşi üzerime değil arkama aldım. Hiçbir müşteriyi boş çevirmedim. Az kar ettim belki ama
sürümden diyor kazandım. Abdurrahman bin Avf elde etmiş olduğu serveti bu şekilde niteledikten sonra alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kavuşuyor. Baki mezarlığına götürülürken Sa'd İbni Vakkas radıyallahu an yöneliyor. Ey diyor koca dağ, sana diyor güle güle. Ey diyor koca dağ, sana diyor güle güle, tabir yerindeyse yolun açık olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, artık meseleyi tamamlarken şu hikayeden de ne olur mahrum kalmayalım. Özellikle Emeviler döneminde hem adaletiyle, hem takvasıyla, hem infağıyla, hikmetiyle, ilmiyle meşhur olmuş halifelerden biri var. Kim o? Harun Reşit. Çok zengin bir hayat da yaşamış. Ama o zenginliğin içerisinde de ilim ve hikmetle hareket etmiş. Harun Reşit. Bakın bir gün devrin en büyük şairlerinden bir tanesini sarayına çağırıyor. Diyor ki onun diyor önüne çok böyle şatafatlı yemekler diyor konuldu o şairin. Şimdi dedi ki hele şurayı bir tanımla. Şu sarayı, şu yiyecekleri, şu debdebeyi bana bir anlat. Şair başlıyor şiirini söylemeye. İşte diyor ki dilediğini diyor yap şu diyor sarayların gölgesinde. Harun Reşit şöyle bir irkiliyor. Diyor ki ne kadar güzel söyledin diyor. Devam et diyor. Diyor ki her istediğin diyor önüne konulur diyor. Sabah ve akşam. Harun Reşit'in daha çok hoşuna gitmeye başlıyor. Diyor ki konuşmaya devam et. Şimdi asıl final burada çıkıyor. Diyor ki göğüs diyor hırıldamaya başlar. Sesler gelmeye başlar. Etraftaki insanlar diyor endişelenir. Sonra bir bakar ki boş bir hayatın içerisindedir deyince Harun Reşit ağlamaya başlıyor. Hemen insanlar ona yöneliyorlar, diyorlar ki yazıklar olsun sana. Böyle güzel bir ortam varken diyor bu ortamı neden sulandırdın? Neden diyor Harun Reşit'i üzecek bu şiirleri söyledin? Deyince Harun Reşit müdahale etti, dedi dokunmayın. O diyor bizim kör olduğumuzu gördü. Kör olduğumuzu anladı. Bu körlüğün diyor ilerlememesi için bize nasihat etti. Yani ey Harun Reşit, ne kadar görkemli sarayların, yiyeceklerin, içeceklerin ve elbiselerin sahibi olursan ol, ölüm sekeratını yaşadığın anda bunların hepsinin boş olduğunu göreceksin. Bize diyor ölümü hatırlattı. O yüzden genç kardeşlerim özellikle, vallahi de bazen hırslar, dünya sevgisi, makam, mevki ve şöhret insana böyle bir gaflet perdesi koyar ve maalesef ki umulmadık yollara gireriz, çıkılmayacak sarp yokuşları tırmanırız ve bunun sonu da yok oluşa gider, Allah muhafaza. Biz de işte bundan dolayı başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sonra sahabe-i kiram, sonra selef-i salihinden tabiinin, etbe-i tabiinin hikayelerini, kıssalarını, yaşanmışlıklarını okuyacağız, ibretler alacağız ve hayatımıza numune-i imtisal koymaya gayret göstereceğiz ki dünyanın bu şatafatından, tehlikesinden ve zehrinden uzak kalmaya çalışalım. Allah Azze ve Celle Abdurrahman bin Avf'tan, sahabeden, onlara güzel bir şekilde ittiba eden, tabi olanlardan razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Akıbetimiz hayır olsun. Allah Azze ve Celle cennetinizi Firdevs-i Ala'dan kılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.